Fırında tavuk dizmesi. 1,5 kilo tavuk pirzola, 6 adet patates, 4 adet kuru soğan, 400 gram mantar, yarım çay bardağı ayçiçek yağı. Sosu için 1 paket krema, 1 yemek kaşığı hardal, 2 diş sarımsak, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber. Tepsi yağlamak için ayçiçek yağı. Üzeri için 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peynir. Şimdi güzel bir tavuk yemeğimiz var. Aslında çok da tercih ediliyor. Ben çok seviyorum tavuğu. Bu da böyle gene bir fırında tavuk yemeği olacak ama böyle çok malzemesi var. Dolu dolu. Gördüğüm en dolu dolu fırın yemeği diyebilirim tavuklu olan. Nereden başlayalım Alevciğim? Patateslerle başlayalım ve soğanlarla başlayalım. Tamam. O zaman patateslerle başlıyoruz. Pardon, sadece patateslerle başlayalım. Evet, soğanlarla, mantarla daha sonra böyle bir sote yapacağız. Önce tavuk sadece ve patatesler. Tamam. Soymaya başlayalım. Tamam. Ben de bir yandan hatta fırın kabını şöyle yanımıza alayım. Soyacağız ve onları iri iri halka halka doğrayacağız değil mi? Evet, kalın sonra doğrayacağız. Sonra tavuklarla böyle dizme yapacağız. Bir sıra tavuk, bir sıra patates gibi. O şekilde olacak. Hı hı. Bir yandan sohbet edelim. Biraz bize kendinden bahset. Neler yapıyorsun? Neler yapıyorum? Çalışıyorum. Hı hı. Koşturuyorum biraz. Yani şuna kabuklarını atabilirsin aynı anda. Aa, evet, çok iyi olur. Evet. Kaç yaşındasın? Evli misin? Ben 32 yaşındayım. Hı hı. Evliyim. Bir kızım var. Oh, maşallah. Kaç yaşında? Üçüncü sınıfta. Hı. Büyümüş de aslında değil mi? Evet evet, erken büyüdü. Erken evlendin. Evet. 9 yaşında. Sonra aile danışmanlığı evet, yapıyorsun. Evet, aile danışmanlığı yapıyorum. Ne kadardır mesleğe devam ediyorsun? Bir yıl oldu, henüz yeni. Hı hı. Onları istersen buraya alalım. Alalım. Sonra burada halka halka doğramaya devam ederiz. Şurasını da alayım şöyle bir. Aile danışmanlığı ne yapıyorsun mesela? Buradan annelere, hanımlara ya da böyle ailelere önerebileceğimiz, tavsiye edebileceğimiz şeyler varsa. Neler yapıyoruz? Yani herhangi bir problemle bize danışan, başvuran ailelerle birlikte çözüm sürecine dahil oluyoruz. Onlarla ailenin bir parçası oluyoruz aslında. Aslında şey de var değil mi? Mesela boşanan aileler ya da boşanma yolundaki çiftler, boşanmış ailelerin çocukları. Onlar da aslında mutlaka böyle destek almak lazım o zamanlarda. Tabii ki, tabii ki. Aile danışmanlığında bir de koruyucu aile olabiliyorlar değil mi? Evet, koruyucu aile danışmanlığı dediğimiz şey aslında herhangi bir problem çıkmadan her şey normalken çiftlerin bize başvurması. Böylece olabilecek muhtemel problemlere çözüm yollarını daha erkenden öğrenmiş oluyor. Onu duymamıştım bak, koruyucu aile danışmanlığı. Evet, Türkiye'de çok yaygın değil. O yüzden ama biz çünkü biraz şey bir milletiz ya aslında, hani yok ya bizde bir sorun yok deriz sürekli. Evet. Aslında öyle değil yani. Herhalde ufak tefek sorunlar olabilir. Aslında bu olmadan dediğin gibi başvurmak lazım ki sürekli böyle bir danışmanın olsun. Aile hekimi gibi nasıl aslında devletin de böyle öyle bir proje var aslında. Aslında hani bize katkısı var aile hekimi gibi. Aile danışmanı olduğunu bilmek lazım aslında değil mi? Evet, ileride de böyle aile hekimlikleri gibi aile danışmanlığı merkezleri açılacak ve devlet tarafından. Bunun aslında faydası sağlıklı birer toplum olmak. Çünkü biliyorsunuz toplum olmak da zaten sağlıklı küçük çekirdek aileden başlıyor. Kesinlikle. Önce aileler sağlıklı olacak ki manevi anlamda da, beyin anlamında da. Ondan sonra zaten daha verimli bir toplum haline gelelim diye düşünüyorum. Güzelce sudan geçirelim. Ondan sonra dilimlemeye başlayacağız. Sonra da dizmeye başlayacağız. Son patatesimizi doğruyoruz. Tekrar şöyle bir göstereyim. Yani bir parmağa yakın, belki yakın, biraz daha ince şu kalınlıkta. Normal aslında fırında patates yaptığımız genelde kalınlık bu oluyor zaten. Evet. Şimdi gelelim dizmeye. Adını alan dizme. Nasıl yapacağız? Şunu şöyle çekelim. Şimdi bir sıra patates, bir sıra tavuk olarak ne kadar gelirse dizeceğiz. Tavuğumuz da burada. Evet. Şöyle onu bu tarafa koyayım. Şimdi orada tavuğumuz nasıl tavuk onu da söyleyelim. Tavuğumuz özelliğinden de bahsedelim. Pirzola. Kemikli kısmını çıkarıyoruz. Sadece o kadar. Yağ kısmı olması gerek. Çünkü lezzet yağlı verecek. Olsun. Önce yağlamamız gerekiyor. Tamam. Ayçiçek yağıyla mı yağlı? Evet, ayçiçek. Tamam. Şöyle bir anlatık ayçiçek yağıyla. Ne kadar? Şöyle bir gezdireyim. Ne kadar geniş bir aslında fırın kabı olursa misafir sayısına göre ya da evdeki kişi sayısına göre çoğaltılabilir. Ona göre tavuk ve patateslerin sayısını arttıracağız. Çok bereketli bir yemek. Vallahi. Tam bir ana yemek. Şimdi? Şimdi başlıyoruz patatesle. Hangisinden başlıyorsun? Patatesten. Dizelim.
Tekrar patates. Tekrar patatese geçtim. Aslında biraz böyle verev gibi koyuyorsun hafif. Biraz evet, daha hafif. Şey. Hani üst üste gelecek şekilde. Hı hı. Bu şekilde daha da çok malzeme alır. Aynı şekilde bir kat patates, bir kat tavuk yapıp bütün fırın kabımızı dolduracağız. Sonra da ilk etapta bunu pişmesi için fırına göndereceğiz. Şimdi ilk etapta bunu hazırladık. Başka bir şey ekliyor muyuz? Tuz, karabiber? Yok, şu anda bu şekilde böyle fırına vereceğiz. Tamam. Zaten açacak yağını fırın kabının en altına birazcık sürmüştük. Hı hı. Tavuklar ve patatesle birlikte şimdi bir süre pişecek. Biz de bu sırada mantarlı ve soğanlı bir sotemiz var. Onu yapacağız. Kaç dakika bu sürede pişiyor? 15-20 dakika yeterli. Hı. Yani iyice de sonuna kadar pişmiyor. Yok, üzerine ekleyeceğiz tamam. Çünkü birlikte pişecekler. 180 derece sanıyorum yeterli hı hı, olacaktır. Yeterli. Şimdi diyeceksiniz ki bu haliyle mi olacak? Hayır. Sotelediğimiz böyle bir mantarlı, soğanlı bir harç olacak. Onu da bir süre sonra açacağız. Üzerine tekrar tavuklarını serpeceğiz. Evet. En üstüne de kaşar peynir koyup aslında tadına doyum olmaz bir yemek olacak. Evet, evet. Hadi bakalım biz de o zaman bu sırada devam edelim. Ben tamam. Mantar doğrayabilirim. Ufaklığın arası nasıl yemekle? O çok seviyor. Vallahi. Geçen sefer yardım eder mi? Kuru fasulye pişirdi. Aa valla. Gerçekten. İlkokul 3'te. 3'te ben nasıl sadece tarif ya? Ettim yanındaydım ha. Tabii ki ama gerçekten her şeyi kendisi yaptı. Ben de şaşırdım. Vallahi bravo. O da küçük bir gurme o zaman. Adı ne? Buradan selam gönder. Elif. Elif Naz. Elif'cim süpersin. Bak aferin sana. Hadi bakalım. Tüm malzemelerimizi doğruyoruz. Ondan sonra böyle bunları da bir güzel tavamızda kavuracağız birazdan. Mantarlarımız da soğanlarımız da doğrandı. Soğanların hemen de soğanını şöyle gösterelim. Aslında iri iri değil mi? Evet bayağı iri. Yemeklik gibi değil. Yarım ay ama iri iri yarım ay. Hı hı. Şimdi onları güzelce soteleyeceğiz. Bir yandan da tavuğumuz da fırında pişiyor. Şimdi birazcık ayçiçek yağı alıyorum değil mi Alev? Tamam. Şöyle bir miktar alalım. Sırayla mı kavuruyorsun yoksa? Evet önce soğanları atıyoruz ki biraz soğan daha geç pişiyor çünkü. Bir de mantarın da suyu oluyor ya. Hı hı. Sanıyorum yeterli. Evet. Ayçiçek yağımızı koyduk. Birazcık kıssın istersen yağımız. Tamam. Ondan sonra önce soğanlarımızı ekleyelim. Bu arada hazır bir aile danışmanı bulmuşken biraz sıkıştıracağım köşeyi ki bir şeyler faydalanabilelim anne olarak da. Mesela böyle çocukların dönem dönem yaş yaş krizleri oluyor, sendromları oluyor. Özellikle mesela bende küçük çocuk var diye söylüyorum. Sen artık o devirleri atlatmışsın ama her şeye böyle bir hayır dönemleri var 2-3 yaş çocukları değil mi? Evet, evet. Benliğini fark ediyor herhalde. Fark ediyor ve sınırlarını çizmeye çalışıyor. Hmm. O yüzden hani bu evet, bu hayır diyerek tercihlerini göstermek gerekiyor. Uyu diyorsun, uykusu var. Öyle uykusuzlukta uyumayacağım. Hani aç biliyorsun, yemek yemesi lazım, yemeyeceğim. Hı-hı. Her şey bir hayır, ne yapmak lazım? Hani böyle tabii çok ayrıntılı muhakkak vardır bilgilerin ama hani böyle genel olarak anneler, hanımlar neler tavsiye edebilirsin? Çok kısaca söyleyecek olursam inatlaşmamak gerek. Hı-hı. Çünkü ebeveynlerin en çok yaptığı davranışlardan biri. En büyük hata o, değil mi? Yani evet hata ama tabii ki hepimiz insanız, kusursuz hı-hı olamayız. İnatlaşmamak gerek. Çocuğun kendi sınırlarını çizdiğini bilirse zaten anne baba o zaman onu anlama yönüne gidebiliyor. Ve hani sınırlar çerçevesinde tabii ki çok geç bir saatte uyumak istemiyorsa o zaman ışığı hı-hı söndürüp uyumasını isteyebiliriz hı-hı ama normal saatlerde de hani bazı kurallar olur ev içerisinde sadece çocuk için geçerlidir ama anne baba hiçbir zaman uyumaz ona. Öyle kuralların olmaması gerekiyor. Biraz da şey gibi düşünüyorum hani böyle anne baba evin içinde nasıl yaşıyorsa çocuk da biraz ona ayak uydurmakta. Herkes evde geç saat yatıyorsa çocuk da yatmak istemiyor. Evet, ya da işte ki aynı anda belki sofraya oturulup herkes yemek yemiyorsa çocuk ben de yemek yemek istemiyorum diyor. Biraz da gözlemden dolayı çocukların öyle bir şey var. Kesinlikle değil bu mi söylediğiniz çok önemli. Şimdi aklıma geldi. Türkiye'de özellikle çok fazla yapılan, Anadolu'da daha çok yapılıyor. Belki hı-hı İstanbul'da o kadar değil ama. Yemekten önce çocukları oturtalım bir yemek yedirelim önce. Evet. Ki biz rahat yiyelim evet diye. Bazen bizim evde de oluyor bu mantık aslında bu yanlış. Aynı anda oturup evet sizin yediğiniz şeyi de görmesi lazım görmesi ki gerek o da ondan heves edip yiyecek. Ve yemek yemek aslında sadece karın doyurmak değil sosyal bir olay. Çocukların zaten sosyalleşebilecekleri o yaş çocuğu için çok fazla alan yok. Hı-hı. Aile saati evde ancak hani birlikte yemek yemeyle evet
yapılabiliyor. Bu aradaki muhabbeti de güçlendirecek çok büyük bir fırsat aslında. Hem ona yemek yedirmek güzelce, hem biraz da sohbet etmek. Hani onu da bir birey yerine koymak. Çünkü o yaş grubu artık birey olmuş oluyor değil mi? Evet evet, artık olmaya başlıyor ki işte gösteriyor hayır diyerek kendisi. Onu erken ergenlik diyorlar galiba artık o yaş grubu. Evet, öyle bir ismi var. Bitiren sendromları var çocukların. Üniversiteden mezun olana kadar hep bir sendrom. Bu arada soğanlarımızı almıştık zaten. Biraz sotelemeye başlıyoruz. Bunlar şöyle güzelce kavrulsun. Ondan sonra da mantarlarımızı ekleyeceğiz. Bir de ortaokul çağında da bir ergenlik dönemi oluyor bence, değil mi? Orada da artık kendini bulup daha çok işte dış dünyada da böyle var olmak için kendine bir şeyler kendini tasvir ettiği şekilde ortaya koymaya çalışıyor. Sosyal anlamda da sosyal daha anlamda oluyorlar tabii. Arkadaşlara çıkmak istiyor gençler. Hani biraz anne babadan kopmak istiyor, ayrı tatil yapmak istiyorlar. Sınırları zorlamak istiyor. Bunların hepsi başıma gelecek. Şu an bir kötü oldum. Şu anki şeyler daha iyi galiba. Hepimiz krizler. Başına gelecek. Güzelce soteleyelim, ondan sonra mantarlarımızı ekleyeceğiz. Tamam. Bir de öyle sotelenecek. Sonra da bir sosumuz var, az sonra da onu yapacağız. Mantarlı, şöyle soğanlı sotemiz pişti. Zaten fırında da en son bir pişecek. Şimdi artık bunun altını kapatıyorum. Bu sırada bir sosunu yapalım. Tamam, değil mi? Yapalım. Sosumuz için şimdi bize ne lazım? Krema var. Hepsini kullanacaksın herhalde, değil mi? Aynen. Şöyle dik. Sarımsağı rendeleyelim mi? Rendeleyebiliriz, değil mi? Çok bir iyi. Bir tane minik rendemizi hemen alayım. Şuradan. Aslında alışık olduğumuz o işte fırında genelde tavuk yemekleri böyle salçalı soslar kullanılır. Bu ona göre çok daha farklı, böyle hardallı, sarımsaklı, kremalı bir sos yapacağız. Biraz daha böyle aslında farklı bir lezzet olacak. Hafifleştiriyor da bence, mesela salça biraz daha ağır oluyor sanki. Tabii salça daha ağırlaştırıyor. Biraz daha olarak da farklı bir de. Oluyor, susatıyor. Ama bu şimdi daha hafif ve çok doyurucu ve bereketli bir yemek olacak. Şöyle bir yandan rendeleyeyim ben de içine sarımsaklarımızı. Evet, tuzunu, karabiberini attık sosumuza. Ne yaptık? Krema koyduk, sarımsak koyduk. Hardal birazcık, tuz ve karabiber. Evet. Sosumuz hazır. Aynı şekilde yemeğimiz, sotemiz de hazır. Fırında artık tavuğumuz da patatesimiz de bir pişme aşamasına geldi. Onu şimdi alalım. Diğer malzemeleri üzerine koyacağız. Gayet güzel pişmiş. Evet, çok güzel görünüyor. Değil mi? Çıtır çıtır gözüküyor zaten tavuklarda. Zaten çok yağı çıkmış bütün tavukların. Evet, aynen. Şimdi üzerine önce sos mu? Önce sosu süreceğiz. Tamam. Bir fırçaya ihtiyacım var. Gene fırça vereyim sana şöyle. Şuna sürebilirsin. Tamam. Dikkat et yanmadan şöyle. Kaşıkla dikkatlice dökelim. Çok böyle zaten sulu bir sos değil. Çünkü zaten tavuk da yağını bıraktı. Evet. Altına da bir parça yağ koymuştuk, ayçiçek yağı. Ve mantar da sulanıyor. Dolayısıyla bu da sulu olursa iyice böyle cıvık cıvık bir yemek olur. Onu da istemiyoruz. Evet. Mantarları, tavukları da üstüne böyle güzelce. Zaten çok işte iri, biraz daha böyle soğanları böyle çok minicik doğramamamız da iyi oldu. Çok içinde evet, ölmüyor. Evet, evet. Biraz İlik daha kalmadır. Böyle hem göze hitap ediyor hem de böyle yerken ağzınıza böyle güzel bir lezzet bırakacak. Fırında tekrar bir pişme aşaması var. Devam edelim. Alayım şöyle. Şimdi bu haline daha ne kadar pişecek? 15 dakika daha pişse yeterli sanırım, değil mi? 15 dakika yeterli, evet. Şöyle koyuyorum. Yemeğimiz fırında. Fırında tavuk dizmesi. Son böyle 5 dakika kala da üzerine kaşar peynirini serpeceğiz. Ve artık kapatacağız. Biz de bu sırada gün ikinci tarifinin malzemelerini hazırlayalım. Bakalım ne geliyor.